Herkese tekrardan merhabalar. Eee Fiotje JK 34 gramın incelenmesini yapacağız. Bakalım içeriği ne şekilde. Şeyi açalım bakalım. Sıfırlamasını tam alalım, hata vermesin. Saçma yapısını, tapasını falan komple bir inceleyelim arkadaşlar. 33.86 gram geldi. Saçma yapısı şöyle yakından netleyebilirsem gayet hoş görünüyor. Yani çok güzel küreselliği var. Ee, saçmaların şeylerine bakalım, çaplarını inceleyelim. Ortalama olarak 271 geliyor. Başka bir tanesine daha bakalım. 65 geldi. Bir tane daha inceleyelim. Bu da 2.70 geldi arkadaşlar. Çaplar ortalama 2.65 2.70 civarında. Zaten üzerinde yazdığı gibi şöyle göstereyim. Tanecik ağırlıklarına bakalım. Sıfırlamasını alıp ortalama 0. 11, 0.10 civarında. 0.12 gram. Ufak tefek şeyler olabilir, değişiklikler olabilir. Hepsinin tam olarak %100 standartta olmasını zaten şey yapmıyoruz, beklemiyoruz. 0.13, yani 0.12. Yaklaşık olarak ortalama ağırlıkları bu şekilde arkadaşlar. Ama çok güzel bir yapısı var yani. Saçmaların şeyi çok güzel, küreselliği falan. Şu şekilde net olarak gösterebilirsem gayet hoş bir saçma yapısı var. Şimdi tapayı çıkartalım. Fiyotçu bu fişekte çok güzel bir kovan kullanmış. Gerçekten harika bir şey kalitesi var. Kovan kalitesi çok güzel. Kullandıkları tapa BPZ2M tapası. Bunun çapı ortalama 18 50'lerde falan olması lazım öyle hatırlıyorum. Daha öncesinde bakmıştım. Şöyle tam olarak çap şeyini ayarlarsak evet. 18 43 45 civarında geldi. JK6 borutu da bakalım şimdi inceleyelim. Sıfırlamasını tam alayım ki süratı güzel ölçsün içerisinde kalıntı bırakmayalım 1.70 gram jk6 barut var yani standart uygun bir şekilde 34 grama göre bu şekilde bir miktar var arkadaşlar şöyle yakın plandan da göstereyim 1.70 gram jk6 ile bu şekilde malzemeye sahip e, kapsül olarak da Fiocci 616 içerisinde var mevcut. Şu şekilde gösterebilirsem. Evet arkadaşlar şeyin şeyini yaptık malzeme incelemesini yaptık. E, bu arada e, fişekle ilgili şey veriyor sitesinde. 735 bar e, çıkış hızı olarak da 415 metre bölü saniye. E, gayet şey bir fişek hızlı bir fişek yani ee, şeye göre çok güzel özellikleri var bir de bunun şimdi saha atışını yapıp kağıt üzerindeki dağılımını inceleyelim arkadaşlar evet arkadaşlar yaptık atışımızı ee, 76 namlu süperpoze alt namlu full şok standartlara uygun bir şekilde 36.6 metreden ee, 76 santimlik daire çapı içerisine 220 tane isabetimiz var Gayet de hoş bir dağılım sergilemiş homojen. Ee, şu anda hava sıcaklığı 18 derece. %85'in üzerinde bir nem var. Çok güzel bir dağılım sergilemiş. Bu arada e, birazcık sert bir fişek tabii. Gayet de güzel böyle hızlı. O hızı zaten atarken hissedebiliyorsunuz. Şöyle tekrardan fişek kovanını göstereyim. CK6 34 gram 6 numara. Fiyotçi. Dağılım çok hoşuma gitti. Buna benzer daha önceki yaptığım atışlarda 180 190 civarı isabet oluyordu bu tarz fişeklerin. Bundaki isabet sayısı biraz daha fazla ve aynı zamanda çok da güzel homojen bir dağılım var arkadaşlar. Yani Bu havaya rağmen e, gayet iyi bir sonuç. E, son olarak bir iki yorum ilave edeyim arkadaşlar. E, fişeğin içerisindeki saçmalar 307 adet olarak saydım. Genel olarak çok güzel bir yapısı var. Yani hem kovan hem de şey olarak iç malzeme olarak gayet hoş bir fişek. Kaliteli bir fişek. Barut miktarını az diyen hani belki o şekilde aklına gelen varsa eğer. C6 Mirage 36 gramlarda 1.75 vardı bu barut. Yani gayet standart bir ölçülerde yapılmış. Hani ben normalde fişek doldururken daha yüksek miktarlar yapabiliyorum. Hani daha farklı barutları da. Bu adamlar bu işi standart yapmak zorundalar çünkü onların e, tabi oldukları bazı standartlar var. Dolayısıyla e, gayet hoş bir fişek, özellikle e, saçma dağılımı çok başarılı, hızlı bir fişek yani bunu atarken hissedebiliyorsunuz. E, 40 metrelere kadar gayet etkili olabilecek bir fişek. Zaten fiyatçı o sınır vermiş yani maksimum 40 metre olarak da normalde 45'lere kadar falan güzel işler yapabilir bu hızla, bu saçma yapısıyla. Bence çok hoş bir fişek. Ben çok beğendim. Hem malzemesini hem de sonucunu çok beğendim. Atış sonucunu. Yani bu şekilde fişeği merak eden arkadaşlara da böyle bir bilgilendirme yapmış olduk. Herkese cümleten rastgele.